Peki bu tweet'i atan kulüp, bu senenin özelinde konuşuyorum. Denizli maçı sonrası biz buradaydık değil mi? Evet. Denizli Spor ikinci başkanı mıydı? İsyan etti. Neye isyan etti Mustafa? Hakem yönetimi. Niye isyan etti? Kararlarla ilgili. Mete Kalkavan VAR'a gitti, pozisyonu evet. gördüğü halde penaltımızı vermedi dedi. Doğru mu? Doğru. Yani Denizli Spor lehine penaltı verilmediği için isyan etti. Denizli Spor Başkanı. Maçı 2-1 Beşiktaş kazandı. Ve bu biz beraberdik. Sen de vardın. Hemen hemen hepimiz penaltı olduğuna yorumunu yaptık. Geç bir hafta önceye gidelim. Gene buradaydık hepimiz. Burada Erman abi oturuyordu. Burada ben oturuyordum. Serdar Mehmet'in yerine oturuyordu. Reha Hoca vardı. Senin yerinde de Ender vardı. Başakşehir'in penaltısı içeride. Hakem doğru karar vermiş. VAR dışarı aldı. İki penaltı. Rakipten kullanacağı. Yani ha bu penaltılar gol diye söylemiyorum. Ha, belki adam kaçıracak. Belki kaleci kurtaracak. Yani, ya ona bakarsan Gürcan abi ben Rize'nin yani, Fenerbahçe Rize maçındaki yani Rize Fenerbahçe maçındaki penaltıyı kolumu keseler düdük çalmamla penaltı diye. Şey, zaten yani, bu üzerinde bu buradan girersen çıkamayız. Hayır ben çık bak ama mizah çok hayır, enteresan bir dil kullanıyorlar. Onu demeye çalışmıyorum. Bu sene özelinde gidiyorum. Yani iki maçta rakibin lehine iki penaltı verilmemiş. Ve sen derbi maçına çıkarken geçmiş senelerin pozisyonlarını ki senin de dediğin gibi mesela sen o pozisyonu penaltı görürsün. Mehmet der ki alakası yok. Öteki der tabii ki penaltıdır. Yani burada yorumlar subjektif. Yani net olmayan hiçbir şey üstüne konuşuruz. Hiç doğru bulmadım ve yakıştıramadım. Ne Ahmet Bey'e yakıştırabildim. Erol abi geçtim bizim medyanın başına bilmiyorum. Yok daha açıklama yapamadı resmi açıklama. Hiç yakıştıramadım. Bu derbi öncesi maçın performansını sadece hakem kararı üstüne yıkılmasına ki hakem kararlarından en büyük avantajı sağlayan kulüp şu ana kadar Beşiktaş. İki penaltıdan bahsediyorum. Serdar abi, öyle bakma. Öyle derse futbol tarihini koymuş oluyorsun insanlara. İki penaltıdan bahsediyorum. Ona bakarsan yani Rize'nin oraya girdiği zaman çıkamıyorsun. Çıkıyorum işte. Mesela geçen haftaki penaltı değil dedim. Tamam değil dedin. Ben çoğunluğu sesledim. Herkes yorumunu yaptı. Ya. Yok hani hakem kararlarını geçmişten günümüze... Fenerbahçe kaçıncı? Beşiktaş kaçıncı? Nasıl Beşiktaş acaba hakem kararlarıyla bir yere geldi? Ben onu çözüyorum. Ben Beşiktaş hakem kararlarıyla bir yere geldi demedim. Abi daha ne diyeceksin? Hakem kararı. İki tane rakibin net penaltısı verilmemiş. Burada oturmuş konuşmuşuz. Bir şey de dememişiz yani. Beşiktaş hakemlerle kazanıyor diye. Ya orada bak, öyle değerlendirdi. Bak çok farklı. Çok farklı yere gidiyor. Hayır, ben demeye çalışıyorum. Yanlış bir reflektörü savunmaya geçiyorum. Çünkü ben çok güzel bir konu üzerinde durdum. Mehmet Ayhan'la güzel paslaşıyordum. Sen şu an kendi kanalı gol atıyorsun. Mesele o değil. Sana iki penaltı çaldı, bana altı çaldı. O önemli değil. Ne önemli? Buradaki dil çok farklı bir yere gidiyor abi. Tamam, ben onu söylemeye çalışıyorum. Onu diyorum sana. Yani sen hangi hakla bu açıklamayı yapıyorsun? Onu söylemeye çalışıyorum sana. Bunu yazan adam... Bu açıklamayı hangi hakla yapıyor? Yani Demek ki sosyal medyada. Çünkü altına bakıyorsun. Arkasındaki bak bu eskiden diyorlardı ki Gürcan abi televizyonda çok güzel konuştun. Erman Hoca televizyonda şahane konuştun. Beşiktaş'ın hakkını savundun işte Mustafa. Örnek. Şimdi ne diyorlar? Admin. Acayip gol attın. Admin. Admin kim abi? Admin dediğiniz adam oraya koymuşlar. İletişimin iyisini bilmeyen hayatında İslam çubuğu okumamış. Hayatında doğal kolonu okumamış adam orada oturuyor admin. Admin ne abi? Admin yönetsin o zaman Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü. Ya da Fenerbahçe admin yönetsin gelsin. Bu kadar basit. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü bu gece admin yönetti. Budur. Fenerbahçe'yi de admin yönetiyor. Başkanlar nerede abi? Bu mu mizla? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz yazısı. Ardından Fenerbahçe. Ha orası başka bir nokta. Evet başka bir nokta. O hep tartıştık yıllardır. Kapandı gitti. O başka. Hakem. Evet hakem ismi. Çok güzel bir isim. Yani o hakemin MHK tarafından orada sahada olması ne demek biliyor musun? Serdar. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kalesinde Ersin'i oynatması gibi bir şeydir. Alnından öpüyorum ben de. Tam bu noktayla ilgili
şimdi bu tweet'i de konuşacağız. Hakem konusuna gireceğim birazdan ama siz nasıl değerlendirdiniz? Yani buradaki ben bir cümle söyleyeyim. Defalarca programlarda bir araya geldiğimiz, sizlerin daha çok bir araya geldiği ve izliyorsa da ellerinden öperim. Hayırlı uğurlu olsun. Resmen olmasa da fiilen göreve başladığını zannettiğim. Erol Kaynar abiye buradan sesleniyorum. Ben onun evladı yaşındayım. Erol abi eğer Beşiktaş'ın attığı tweetten eskilerin deyimiyle mutmainse, tatmin olmuşsa benim ağzımı açma şansım yoktur. Tekrarlıyorum. Erol Kaynar bu tweetten mutlu mu? Erol abi bu tweeti tamam. Evet ben de onayım vardır. Resmi olmasa bile gönül rızam vardır. Lafı Erol abinin ağzından çıksın. Ben bu tweetle ilgili hiçbir şey söylemem. Bak Mehmet. Bak bunu Kartal Ork yapsın. Taraftarlar yapsın. Aynı şey. Bak orada hiç problem yok. Yani taraftarlar kendi aralarında bu atışmaları yapabilirler. Yani katılmam, düzeysiz bir tartışmadır ama yapabilir. Ama resmi hesap üstünden bu işe giriyorsan %100 ikinize de dibine kadar katılıyor. Şimdi taraftar yazıyor. Abi diyor Kadıköy'de son dönemlerde yaşanan sıkıntıları dile getiriyor. Evet tamam dile getir ama böyle değil. Peki bunu kim? Bu değil. Bunu kim ateşledi? Yani Beşiktaş'a bugün saat 19 sularında bu tweet'i kim attırdı? Bilmiyorum. Ya başkan, orası, onu bilmiyorum. Başkan ama tweet'i attırmadı. Başkanın dün Sabah gazetesi forumunun ardından yapmış olduğu açıklamadaki iki tane yanlış ifadesi attırdı. Bir, hakemin babası Fenerbahçe'de oynuyormuş. Alakası yok. Levent Numanoğlu, eski Kayseri sporlu, bildiğim kadarıyla Malatya sporlu oyuncu Levent Numanoğlu. Şu anda da FIFA'dan onaylı teknik direktör büyüğümüz. 1986 doğumlu Tugay Kağan Numanoğlu, onun da oğlu. İkincisi, efendim Tugay Kağan Numanoğlu Fenerbahçe yöneticilerin bir şirketinde çalışıyormuş. Velev ki çalışıyor. Benim kardeşim de orada çalışıyor. Benim kardeşim Fenerbahçe'nin başkanının şirketlerinden birinde çalışıyor. Şey mi oluyoruz yani biz kardeşimiz orada çalışıyor diye cümlelerimizi mi değiştiriyoruz? Yani bu yanlışın üzerine gittikten sonra 16 yaşına da iletişim grubu şov yapıyor işte. 16 yaşına yapıyor. Serdar'a sana bana yapmıyor. 30 plus onların ilgisi değil. Onlar zannediyor ki maçı Twitter'dan kazanıyoruz. Hayır maçı Sergen Hoca'nın yaptığı taktikler kazanıyor. Bunlar böyle bir saçmalık içerisinde giden insanlar yani. Bunları gerçekten eğer yetkili ben olsam konu etmem. Bunlar konu değil ya. Saçmalık başka geçen bir şey. Seneki Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı Cüneyt Çakır mıydı? Ya çıkamazsın dibine. Cüneyt Çakır mıydı? Tamam onu işaret ediyorlar. VAR'a gitmedi, o oldu, bu oldu, ya sıkıntı oldu. Bu başka bak burada haklı. Mıydı? Şimdi Gürcan abinin dediği doğru. Yani oraya girdiğimiz çıkamayız. Sen de haklısın, o da haklı. Beşiktaş'ın da haklı olduğu dönemler var. Fenerbahçe'nin de haklı olduğu dönemler var. Hakemlerden herkesin canı yandı. Ama iletişim tarzı bu olmaz derbi öncesi. Ya canı yanmayan takım var mı? Çünkü önceden herkesin derbi öncesi iletişim nasıldı? Ey adminler dinliyorsanız dinleyin. Bak girin arşivlere bakın. Önceden İslam Çupu gider. Efendime söyleyeyim Can Bartu'yu alırdı. Metin Oktay'ı alırdı. İşte Lefterleri alırdı. Santra'da buluştururdu. Paskal Numa gelirdi. İşte Hacı gelirdi. Santra'da çiçeklerle buluşurdu. Eskiden derbilerin mesajı böyle verilirdi. Ya, öyle verilmez. Ya Serdar bir hafta önce iki kulüp başkanı hasta bir çocuğumuz için canlı yayına katıldılar. Fenerbahçe başkanı dedi ki biz o zaman bizi salak yerine koyuyorlar abi. Forması gelip seninle maç seyredeceğim dedi ya. Bunu söyleyen Fenerbahçe yani başkanı. Abi, bizi aptal yerine koyuyorlar. Geçen perşembe günü benim katıldığım programda yani başkanın programında ne dedi biliyor musun? Arkadaşlar biz bunu fazla söylemiyoruz fakat Ali Bey diyor ki Bankalar Birliği anlaşmasının mimarı Ahmet abidir. Lafı Ali Bey'e ait. Yani bunun yüz suyu hürmetine bunlar yapılmaz ya. Yani Ahmet Bey resmen bize orada söyledi Sayın Mesut Urgancılar'la beraber. Bankalar Birliği konusunu biz açmıyoruz ama Ali Bey her yerde arkamızdan önümüzden bu işin mimarı Ahmet abidir lafını eden adam Ali Bey'dir diyor ya. Onu da açıklıyorsun gazetecilere ki yerde alalı. Bunu da yapıyorsun abi. Yöneticiler arasında bu dostluk var abi, olmaz mı yani? Peki Mehmet merak ediyorum. Yani bu gerilimlerin içinde bu gerilim maçları... Ya sana bana yapmıyor işte sorunum. Sağ içindeki oyunu ya da hakemi etkileyecek mi bunlar? Ya bence maç öncesinde hiç gerek yoktu. Yani böyle bir şeye bence bu tweetin atılmasına hiç gerek yoktu. Tabii ki o daha farklı boyuta taşır olayı ama oyuncu bundan çok fazla etkilenmez sağ içinde. Hakem? Hakem tabii ki şimdi zaten iş oraya geliyor. Hakem etkilenecek zaten. Hakemin etkilenmeme şansı yok. Hakemin en büyük şansı nedir? Hani VAR diye bir sistemimiz var ama biz hala daha kullanmasını beceremiyoruz gerçi VAR'ın. Doğru kullanabilsek çok büyük bir nimet. Ama hakem bence özellikle geç olunca hakem etkilenir zaten. Peki bu programda günler öncesinde
Mehmet Aya'nın bir konuşması vardı. O bölümü kestik çünkü haftanın hakemleri açıklanınca o listeyi gördüm, gülümsedim. Aklıma Mehmet Aya geldi. Telefonu aldım, bekledim Mehmet Aya ne zaman yazacak diye.